Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal Könüllü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan kün tertitki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Amerika, Xitay'nın yeni 4 şirketini karı tizimdeki kirgizdi. Amerika Avazı'nın 4. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Amerika hükümeti Xitay'nın özek işlep çıkardığan Jungshin Halkara Çektik Şirketi ve Deniz Okyan Neft Şirketi Katarlıq 4 şirketini resmi karı tizimdeki kirgizgen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği mezkur 4 şirketini Xitay Armiyesi İgidarçılıkıda yaki kontrollukıda da bekitken bulup, kalgan 2 şirket Xitay Kuruluş Teknik Çektik Şirketi ve Xitay Halkara Kuruluş Meslahatçilik Şirketi iken. Növette Amerika karı tizimdeki kirgizgen Xitay şirketleri 35'ki yetken bulup, gerçi Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bu karı tizimdeki karıta hiç kandak ceza tedbirlerini kullanmagan bolsa mu, ama Prezident Trump yakın kelgüsüde memuri buyruk çüşürüp, kiler yılının keyinki yerimeden başlap Amerikalık meblağ salgıçılarının karı tizimlikteki şirketlerinin pay çekini setivelişini çekleydiken. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi yoki Dengiz Okean neft shirkati qari tizimlikka hech qanday inkos bildirmagan. Bu qaror e'lon qilingandan keyin Xitoy Dengiz Okean neft shirkatining Hong Kongda bozorga solingan pay cheki 14% ga yaqin tushib ketgan. Xitoy Kompartiyasi harbiy korxonalarining mazkur tizimlikka 1999-yildagi qonun bo'yicha turg'izilgan. Bu kanun Devlet Müdafiye Ministerliğinin Xitay Armiyesi ilgilikideki yaki kontrollukideki şirketlerinin tizimlikini turguzuşun talep kılıdıken. Devlet Müdafiye Ministerliği 2020 yılı kelgende andın bu tizimlikini turguzuşka başlayan bulup, bu yılın 5'de Xitay Telegraf Şirketi ve Xitay Köçme Haberli Şirketi Katarlıq çoğun şirketlerimi bu tizimlikke kirguzulgen. Şarkı Türkistan'dan 5 yıl içinde baykalgan neft zapisi 700 milyon tonnadan aştı. Şinhua agentliğinin 1. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Şarkı Türkistan'da yakınki 5 yıl içinde yeniden baykalgan neft zapisi cemi 700 milyon tonnadan aşkan. Atılmış Şinjan neftlik şirketinin en yeni sallık malumatı da görüntülüşçe, ötken 5 yılda Cungar Oymanlıqıda cemi 737 milyon tonnı neft zapisi yeniden çarlap eniklenip, yeni neft zapisinin eşi yukarı pelleki götürülgen. Bu energiya bilen temelleş ciddiyelikini peseytip, Xitay'nın energiya bihaterlikige kapaletli kılgan. Xaberdiyenin neftlik şirketinin çarlap tekşiriş arkalık kaini kainiden Mahu Köli, Cimsar Yenyo ve Canobi Girbeki Katarlıq rayonlarda neticige erişkerliki, Cungar Oymanlıqıdaki neft tekşiriş hareketini tekhimi küçeytkerliki bildirilgen. Haberde Cungar Oymanlıqının atılmış Şinjan Neftlik Şirketinin en asaslık neftgaz çarlap tekşiriş rayonu işkerliki neftgaz baylıqının umumi miktarının 11 milyar 800 milyon tonluğu yetidiganlıqı. 2020 yılı 11. aygıca bu rayonda eniklanğan neft zapısının 3 milyar 150 milyon tonluğa, tabii gaz zapısının 171 milyar 900 milyon küp metreğe yetkerliki bildirilgen. Haberdiyene hazır Cungar Oymanlıqıda neftgazni universal çarlap eniklaş derecesinin 26.6% yetkerliki. Bu yıllık neft mahsulat miktarının 13 milyon 200 min tonnadan aşkallıqı, 2025 yılı neft mahsulat miktarını 15 milyon 800 min tonnağa, neftgaz ekvivalentini 18 milyon tonnağa yetküzüş mülçerlengeldeki kayıt kılınğa. Macron, Xitay'nın Şarkı Türkistan'ını tekşürüşkü yol koymaslıqını kubul kılgılı bolmaydı, dedi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 5. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Fransiya Prezidenti Macron, Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı rehberlikideki Xalqara Küzetkücüler Ömükü'nün Uyghurlarının ahvalini tekşürüşünü rad kılgallıqıdın əpsuslanğallıqını bildirdi. Haberde kayıt kılınışça, Macron, Cuma günü Beyrut Taratko Örgünün ziyaretini kubul kılıp, biz Birleşken Milletler Teşkilatı'nın daimi azası bolgan Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı ve hükümetsiz teşkilatlarının nak meydanı berip meselini hal kılış çağrısı tepiş talepini red kılışını kubul kılalmayımız digen. Macron muhbirinin Fransiya Uyghurlarının ahvalığı karata kandak tedbir kullanmakçı digen sualıga cevap berip, ben bu meselini allaqaçan Xi Jinping bilen müzakir kıldım. Bu meselde ben Xitay'a uruş açmayman. Minin mesuliyetim ular Fransiya'ya kelgende ya ki men Xitay'ını ziyaret kılganda ular bilen sökbetleşip hal kılış digen.
Макрон яна Европа иттифоқи Хитойга бирдек қариш тургандала, андан уйғур мәсьәлесини ҳал қилғани бўлдиғанлигини таъкидлаш билан бирга, Европа иттифоқининг Шарқ Туркистонга халиқаролик текшириш гуруҳиси эвотиши кераклигини таъкидлаган. Маълум бўлишча, бу йил 6-й ойда Франция ташқи ишлар министри Ли Дериан таклиф бериб, мустақил халиқаролик текширувчилар халиқаро текшириш гуруҳиси ташкиллаб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти амалдорларининг бошчилигида Шарқ Туркистонга бериб, уйғурларнинг аҳволини текширишни ўтирғи қўйган. Европа иттифоқи 9-й айда яна Шарқ Туркистонга халиқаролик мустақил текшириш ўмики эватиб, Хитойнинг Шарқ Туркистонда юргизиб отган бостириш сабабсиз лагерга қамаш қилмашини текшириш таклифини берган. Хитой айни вақтда халиқаролик текширувчиларнинг зиёрат қилишини хоҳлайдиганлигини, аммо текширишни қабул қилмайдиганлигини билдирган. Amerika Xitay Kompartiyasi Birliksel Bölümü xadimlarına vizi çəkilməsi yolu qoydu. Amerika Avazının xəbərində bildirilmişcə, Amerika Daşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo 4-cü dekabr bayanat elan qılıb, qorxutuş yəki təhdid seliş vasitlərini qollanğan Xitay Komünist Partiyası Birliksel Bölümü xadimlarına vizi çəkilməsi yolu qoyduğanlığını elan qıldı. O bayanatıda Xitay Kompartiyası uzundun bayan Marksizm-Leninizm ideyesini tarqatmaqda. Ve dünya miqyasida onun təsir küçünü kengaytmekte. Xitay Kompartiyası Birliksel Bölüm xadimleri çetel teşkilatlarını məbləq bilen qollaş arqılıq komünizm təşviqatı qılıvatıdı. Şunlıqlı Xitay siyasetigi qarıştırıqallarını qorqutup, boza qılıvatıdı digərlərini bildirdi. Pompeo yana Xitayının bu xadimlerini tənqitləb, onlarının çeteldeki akademikler, sodigerler, amevi teşkilatlar ve Xitaylarga şunlıqlı Tibet, Şarkı Türkistan, ve başka cahilerdeki kişilik hukuk defsendikilikige uçuk aşkarı karıştırgan milli ve dini toplarga tehdit silivat kallıqını, paaliyetçilerinin şahsi uçurlarını toplu kallıqını, Xitay menfaatige xilap dep karalgan herkandak şahsinin nişallı kallıqını kayıt kıldı. Bildirilişçe bu bayanatta çekilen güçlerinin tizimdeki tilgi edilmeğen. Normal ekvalda Amerika Taşkı İşler Ministerliği tarqatkan vizi çekilmesi konkret kişilerini nişan kılmaydıken. Şunlıqlı bu çeklemelerden təsirge uçuraydıgan xadımlarının sani iniq emezken. Çeklemege uçuraydıgan obikitler Xitay əməldarları içindeki cismani zoravallıq, təhdid seliş, şəxsi uçurlarını uğurlaş ve aşkarlaş, casusluq qatarlıq kılmışlar bilen şüğullanğan ya ki Amerikanın içki siyaseti, ilimpen erkenliki ve şəxsi məhbiyyətlikigi dəxil dəruz kılgan xadımlarını öz içi qaldıken. Amerika Taşkı İşler Ministerliği yana ötken çarşamba Xitay Kompartiyası əməldarları ve onlarının aile tababiyatlarına vizi çekilmesi yolu koygan bulup, Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying Amerika'nın bu kararını siyasi bastırışının yükselişi deb süpetligen ve Amerika'nın kararı küçülük ideologiyelik bir tereplimelik ve çonkur yıldız tartkan soğuk münasifetler uruşu psikikisinin namayendisi deb narazılık bildirgen idi. Marsha Blackburn Xitayni Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik olib berish bilan ayibladi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marsha Blackburn xonim Yevropada turishliq bir Xitay hukumat axboroti muxbirining jinsiy haqorat hujumiga uchirgan. Blackburn uni irqchilik bilan ayiblab, jinsiy haqorat qilgan Xitay gazeti muxbiriga Xitayning Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirgan. Blackburn 3-cü dekabr Twitter'da Xitayning 5000 yillik aldamchilik o'g'irlik tarixi bor. Ba'zi narsalar hargiz o'zgarmaydi-kan deb fikr yo'llagan. Lekin Xitay gazetining Beryusilda turishliq Yevropa ishxonasining mas'uli Chen Weihua uning so'ziga inkas yozib, Blackburnni haqoratlagan. U Blackburnni irqchi nodon deb ayiblagan va uningga jinsiy haqorati bo'lgan. Federalist gazetining xabarida bildirilishicha Blackburn xonim buningga qarata bayonot e'lon qilib, Tiananmen meydanından Uyghur irqi qırğınçılığıgacha Xitay Kompartiyası nüfus qatliamının mutaxassisi Amerika cinsiyetçi Xitay komünist qaraqçılarına baş əgmeydu deb körsətgan. Bu Xitay rejimi axbaratı ve xadimlarının tunji qitim diplomatik ədəb qaida əqəlli axbarat əxlaqını qayırıp qoyup, Xitayını tənqid qılğan ğərib siyasi yollarını haqarat qilishi emas. Xitay axbaratları bunundan burunmu Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo'nu haqarat qılğan idi. Federalist gazetinin xəbərində Xitay Kompartiyasının Şərqi Türkistanda millionluğan Uyğurunu lagerga qamab, ayollarını tuğmas qılğanlığı və məcburi əmgəki seyləyətqanlığı təkidlənən. Çinquanqo İslamını Xitaylaşdırışını küçəytişini təkidlədi.
Xalqarada Uyghur irqi qirg'inchiligining javobgari deb ayiblanib kelayotgan atalmış Uyghur Avtonom rayonlik partiyum sekretari Chin Chuanguo Turpanda bir masjidni ziyorat qilib, Xinjiangda islomni xitoylashtirish yo'nalishida ching turishni ta'kidlagan. Atalmış Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Chin Chuanguo 3 dekabr kuni Turpanni ziyorat qilgan bo'lib, u ziyoratida Yar bozoridagi bir masjidni ko'zdan kechirib, İslam'ın xitoylashtirish yo'nalishida ching turishni, dini zatlarning vatanparvarlik ruhini namoyon qilishini talab qilgan. Chin Chuanguo Xitoyning 2017-yildan beri Sharqiy Turkistonda 16 mingdek masjidni buzgan yoki chekayotganligi ma'lum bo'lib, xalqaroda g'ulg'uliq qo'zg'agan bir mazgilda Yar bozoridagi Yezi masjidini ziyorat qilgan. Avstraliya Strategik Siyosat Instituti bu yil 9-nji oyda e'lon qilgan dokumentida Suniyamra suratlarini analiz qilib, 16 mingdek masjidning ichida 8 mingdek masjidning yaqinqi 3-4 yil ichida chekib etilganligini ilgari surgan. Atalmış Xinjiang gazetining bildirishicha, Chin Chuanguo bu safar yana Turpan muzeyini ziyorat qilgan. U Turpan muzeyida har millat xalqining atalmış Junhua millati tunishini turg'izish, bashni e'tirof qilishni davomli kuchaytirishni ta'kidlagan. Biroq kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Xitoyning Junhua millati tunishi va bashni e'tirof qilish tashabbusi Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixini inkor qilish ustiga qurilgan bo'lib, bu Uyg'ur madaniyat qirg'inchiligiga yo'l ochgan ekan. Amerika taratqulari virus tarqalish sababining Xitoydagi cheriklik ekanligini oshkorildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, bundan bir necha kun burun Amerika CNN kanali Xitoy doirlarining virus yuqumiga aloqador ahvollarni yashirganligi haqidagi ichki hujjatini oshkorlagan bo'lib, Amerika Birlashma Agentligi bu maxfiy hujjatni asos qilib tekshirish orqali ayni vaqtda virusni tekshirish jarayonidagi xatolikning xalqaroliq yuqumiga sabab bo'lganligini. Bu xatolikning bo'lsa Xitoy doirlari bilan bir necha shirkat o'tirsidagi yashirin savdo sababli kelib chiqqanligini bildirgan. Amerika Birlashma Agentligining payshanba xabar qilishicha, ular Xitoydagi ichki hujjatlar va bir qism elxatlarga Shundaqla bir qism doktor sestralar va ichki qismdagi xodimlar bilan suhbatlashish orqali erishilgan natijalarga tayinib turib, Xitoy virusining aslida bu yil 1-chi oydan burun tarqalganligini bayqab chiqqan. Ularning oshkorlashicha kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi va aloqador sahiya tarmoqlari Shanghaydagi nomi chiqmagan ma'lum 3 shirkatdan pora olib, ularga virus tekshirishda ishlatiladigan sinoq dorisini yasash va setish huquqini bergan. Bu şirketler ishlab chiqargan sinoq dorilarının supiti nachar bo'lganligidan dastlabki mazgilda virusni bayqay olmagan. Buningga qo'shilib, cho'ng yig'ilishlarni va sayohat qilishni cheklash tadbirlarini qo'llanmaslik Xitoylarning chog'ini mazgilda yuqumning tiz tarqalishiga va dunyoning har qaysi joylariga tarab ketishiga sabab bo'lgan. Xitoyning sahiya tarmoqlari mazkur 3 shirkat bilan kelishim hosil qilgandan keyin boshqa tadqiqotchilar yoki tashkilotlarning boshqa sinoq dorisi ishlatishini cheklagan. Shundaqla virus avrishkilarini faqat Xitoy rasmiy huquq bergan tajribaxonalarda tekshirishga ruxsat qilgan. Tadqiqotlarda isbotlanishicha, agar Xitoy doirlari 2 hafta ilgari yuqumga qarshi tadbir qo'llangan bo'lsa, yuqumlanuvchilarning soni 86% ozishi mumkin ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 2-nji oyning 10-chi kuni Xitoy doirlari yangidan yuqumlanuvchilarning 2478 ni bayqaganligini xabar qilgan. Ama Xitoyning maxfiy hujjatiga asoslanganda shu kuni yangidan bayqalgan yuqumlanuvchilar 5918 bo'lib, e'lon qilingan sonning 2 hissadan mo ko'p ekan. Al Jazeera Xitoyning Uyg'urlarni cho'chqi go'shti yeyishga majburlayotganligini xabar qildi. Qatardagi Al Jazeera televiziyasi 4 dekabr kuni Xitoyning Sharqiy Turkistonda cho'ng ko'lamli cho'chqi fermalarini qurib Uyg'ur musulmonlarni cho'chqi beqishqa va cho'chqi go'shti yeyishga majburlayotganligini xabar qildi. Al Jazeera xabarida germaniyalik Uyg'ur shunos Adrian Zeynizning so'zi naql keltirilib, Sharqiy Turkistonda yezi egilik taraqqiyotining dinsizlashtirishning bir qismiga aylanganligi, Sharqiy Turkistonda cho'chqi boqmachiligini ilgari surish va kengaytirish uchun aktiv tirishchanlik ko'rsatilayotganligi ta'kidlangan. Xabarda atalmış Uyghur Avtonom rayonining qo'rchoq raisi Shohrat Zakirning 2019 yili 11 ayda Avtonom rayonni cho'chqi boqmachilik bazasiga aylantirmiz deganligi, lekin Uyghurlarning buni turmush usulimizga xilofliq deb qarayotganligi ta'kidlangan. Xabarda yana aholisining 90%ini musulmonlar tashkil qiladigan Qashqar Koni shahar noyasidagi 25 000 kvadrat metrlik bir o'ringa cho'chqi fermasi qurilganligi
Fermada yiliga 40 ming choshqa beqildiganligi ferma qurish kelishimining bu yil 23 aprel, ya'ni dal Ramazonning 1-chi kuni imzolanganligi bildirilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Adrian Zeniz bu qurilishni Sharq Turkiston xalqining madaniyati va dini e'tiqodini butunlay yo'qotishga urinish harakatining bir qismi degan. Uning bildirishicha, bu plan dindan xoli qilish strategiyasining bir parchasi bo'lib, Uyg'urlarni dindan xoli qilish, ularni kommunist partiyasiga ergishishga yoki dinsiz bo'lishga yetaklashning bir qismi ekan. Turkiyada yuqumlanuvchilarning soni eshib bormoqda. 4 dekabr Turkiya Jumhuriyati Sog'liqni saqlash ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 32736 ga yetganligini e'lon qildi. Tunugun Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 194435 kishi tekshirilish orqali yangidan 32736 kishining yuqumlanganligining aniqlanganligi. Navbatda 6903 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 193 kishi qaza qilib, 4811 kishining salomatligi asliga kelgan. Navbatda Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatlikka asliga kelganlar jami 423142 ga qaza qilganlar 14509 ga yetgan. Minister so'zida yana yuqumlanuvchilarning davomli ko'payayotganligini, fuqarolarning odam ko'p to'plashgan ommaviy so'rovlardan yiroq turishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.